Günaydın Hayattan herkese merhaba değerli izleyicilerimiz. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Emeğini ortaya koyan, yüreğinde sevgi olan her kadının bugünü kutlu olsun efendim. Bugün günaydın hayatta İstanbul Emekli Başvarizi Mustafa Akgül ile Ramazan ve orucu konuşacağız. Uzman klinik psikolog Beza Atlı Bozkurt'la da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün önemine değineceğiz. Kadınların toplumdaki rolünden konuşacağız ve mutfağımızda da pratik ve lezzetli tarifler bizlere eşlik edecek. Bize sorularınız olursa WhatsApp'tan iletebilirsiniz. Canlı olarak telefonla da bağlanabilirsiniz. Telefon numaramız 00955. 0505 756 0206. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Günaydın Hayat başlıyor. Ramazanı nasıl karşılamamız gerekir? Bu mübarek ayda nelere dikkat edilmelidir? İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Gül stüdyomuzda anlatıyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve kadının toplumsal hayattaki rolünü konuşmak üzere Uzman Klinik Psikolog Beyza adlı Bozkurt bizlerle. Avrupa'nın farklı şehirlerinden birbirinden ilginç konularda canlı bağlantılar. Nefis bir mantarlı risotto ve çikolata soslu poşe armut tatlısı tarifleriyle Serkan Kırcan mutfağımızda. Sizler de bize ulaşabilir, merak ettiklerinizi, soru ve önerilerinizi canlı yayında paylaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız artı 90 505 756 0206. İnternet adresimiz www.trtturk.com.tr Günaydın Hayat başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz bugün mutfağımızın şefi Serkan Kırcan. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Merhaba Cevahir Hanım. Çok iyiyim. Çok teşekkür ederim sizlerle tekrar burada olmaktan. Çok mutluyum. Biz de çok mutlu olduk. Hı hı. Bugün çok lezzetli tariflerimiz olacak. Evet doğru. Ee, bugün malum çok özel bir gün. 8, 8 Mart, Dünya, Mart Dünya, Dünya Emekçi Kadınlar, Kadınlar Günü. Günü. Başta eşim ve kızım olmak üzere e, tüm kadınların, emekçi kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. E, aslında hani burada eşitlik söz konusu olmalı hani bir e, ayrıcılık aradığını düşünmüyorum kadınların çünkü eşit ortamlarda yarışıldığında eşit ortamlarda iş yapıldığında kadınların her zaman çok daha iş çıkarabildiğini tarih de bize göstermiştir evet. halen de görüyoruz dolayısıyla tekrar umarım söylemlerin eylemlere çok dönüştüğü çok güzel bir konuya değindiniz evet. ben de aynı şeyi savunuyorum hani kadınlar bir ayrıcalık gibi değil de Doğru. eşit olarak tüm insanlığın içerisinde hani Kadın erkek fark etmek fark etmek sizin bir can Kesinlikle. olarak görmek gerekir, Kesinlikle. bu şekilde davranmak Canını gerekir ve tabii ki size. evet emek veren, emeğini ortaya koyan, yüreğinde sevgi olan tüm kadınların bugün kutlu evet. olsun. Tariflerimize başlayalım. Evet, çok özel tariflerimiz var bugün özellikle beyefendilerin de izlemesini takip etmesini rica ediyorum bugün belki eşlerine güzel bir sürpriz yaparlar bu tariflerden <laughs> Dünya Kadınlar Günü. E, Sebebiyle Bugün ne yapacağız? Bir tane çikolata soslu poşa armut tatlısı yapacağız. Oo, çok güzel bir sunumu var. Arkasından da çok lezzetli bir mantarlı risotto size tattıracağız. Öncelikle Hemen hangisiyle başlayacağız? Armut tatlısıyla başlayalım çünkü biraz soğutmamız gerekecek. Hazır armutun mevsimi de tam geçmemiş evet, Aynen öyle. Yapabiliriz. Tam, evet, çok doğru. Ee, ne yap? Gerçi armutun mevsimi bitmiyor. Dört mevsim bitmiyor, var gibi biraz. Evet, evet ama hani daha çok sonbahar. Kış evet, meyvesi. Evet. Ne yapıyoruz? Armutumuz var. Şöyle hı hı. saplarını üzerinde tutmak kaydıyla armudumuzun Meyveden yapılan sapları bayılıyorum bu arada. Çok da hafif oluyor. Çok da evet, lezzetli çok oluyor. oluyor. Farklı. Bunun farklı meyvelerden de yapabiliriz gibi geliyor bana. Kesinlikle ayva, elma hı hı. yani çok yakışır. Hatta şeftali yazın böyle kesinlikle. şeftaliden de yapabiliriz. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Çekirdeklerini alıyoruz yemek kolaylığı sağlasın diye. Ayrıca şerbetimizde kullanıyoruz bu çekirdekleri. Hmm. Renk ve kıvam veriyor sosumuza. İçine oyuyoruz. Aynen öyle kabak oyuyoruz. Ama oy tabii bizim böyle e, pratik bir oyucumuz var. <laughs> Ama yani hanımlar bunu becerirler, çok güzel becerirler <laughs> eminim. Kabakta çünkü yaptığımız şey. Şimdi hemen şerbetimizi nasıl hazırlıyoruz? Burada bir kaynamış suyumuz var. Oo, bolca şekerimiz ee, var. Hepsini kullanmayacağım. Şöyle Göz kararı mı yapıyoruz? Göz kararı değil aslında 750 gram gibi hani suyumuza göre değişiyor. Hı hı. Şöyle burada bir litre var şey bir kilo şekerimiz vardı ben şöyle bir kısmını ayıracağım. Burada asıl baş aktör hibiskus. Ha, hibiskus evet. çiçeği çok güzel renk verecek. Renk asıl verecek, rengini e, hibiskus çiçeği veriyor. Hepsini kullanacağım. Yıldız e, yıldız anasonumuz var. Şöyle. Bunların çayı da çok güzel oldu evet, bu arada. Evet doğru şöyle. Şöyle 3-4 tane kadar. Bu da güzel kadar. bir aroma katacak. Çok güzel aynen öyle. Şunu da koyalım. Hı. Aynen. Ee, karanfilimiz var. Şöyle 2-3 adet karanfil lezzet versin diye. Bu baharatların mutlaka koyulması gerekiyor Tabii değil ki. mi? Tabii ki. ki. Yani bu lezzetini bunlardan evet. alıyor aslında. Yani o şerbetin lezzeti bunlardan geliyor. geliyor. İki tane çubuk tarçınımız var. İçine attım. Muskat cevizimiz var. Yarım muskat cevizini rendeliyoruz. Rendeliyoruz. İçine şöyle. Bu karışımı birçok meyve tatlılarında kullanabiliriz kesinlikle, şerbetlerinde. Kesinlikle. Aynen öyle. Hı hı. Kakulemiz var. Bu Kakule. da çok lezzetli bir baharat. Kakulemizi de attık. Ee, ve armutlarımızı içerisine göndereceğiz. Evet. Bunu poşa armut tatlısının bir özelliği var. Çok fazla kaynatmayacağız. Yani bu bir e, sürekli kontrollü bir ısıda pişecek. E, ...rengini aldığında zaten soğutmaya geçeceğiz. Yani şekerle şöyle bir e, kaynatmıyoruz değil mi? Kaynattıktan kaynayacak, sonra... kaynayacak. Ha, Ama yani hani kaynasın. böyle açık kapak. Yani kapağı açık olsun. 100 dereceyi mümkünse geçmesin. E, hep kontrollü olsun. Kaç dakika Gözümüz, pişecek? Yani yaklaşık bir yarım saat falan pişmesi yeterli oluyor. Tüm şerbeti içine alması için. Hı hı. Ve lezzetini alması için. E, daha sonra da şeyde... E, Portakal Şurada suyumuz portakal mu? suyumuz var. Ha, onu koyacağız. Onu da koyuyorum. Bir Oo, limonumuz var. Şerbetinde yok yok valla. Çok lezzetli zaten. Şerbetini Limon. ayrıca bile Ramazan'da tüketebiliriz. Şey e, içecek yanında. olarak değil mi? Tabii ki tabii ki. Portakal kabuklarımız var burada ve limon kabukları. Limon var. kabuğumuz var. Zaten sıktığımız limon ve portakalın kabuklarını da koyuyoruz. Ziyan sonra. etmemiş oluyoruz. arada beyazını da almayalım değil mi? O acı var. Evet, kesinlikle en baştaki en o zest, baştaki, evet, zest o olarak da kullanabiliriz. De de. Bir de dediğim gibi e, çekirdeklerini, ayırdığım çekirdeklerini de katıyorum. Bunlar da güzel ayrı lezzet bir verin. lezzet ve e, renk verecek. Sonra çıktıktan sonra da çikolata sosuyla mı? Evet, çikolata sosunu hazırlayacağız. Ee, ben nereyi usulü işte damla çikolatamız var, kremamız var. ...birbiriyle karıştırıp güzel bir onu sos... Onu birazdan böyle siz hazırlık yapın isterseniz. Tabii ki, tabii ki, aynen. biz böyle bir gösterelim Evet. En son servis evet, tabii gösterelim. ki aynen öyle. Onu Onun da, da tarifini ekstradan verelim. Mutlaka, mutlaka <laughs> ganaj hazırlayacağız. Onu da e, sunumda üzerine dökerek... Harika. Gayet bir tamam, şimdilik tatlıyı bu Aynen şekilde öyle. bırakabiliriz. Kaynamaya bırakıyorum. Yarım saat sonra Aynen, pişmiş olacak. 40 dakika kadar e, pişecek. Tüketmek için dinlenmesi de gerekir, değil mi? Birazcık soğumasında, biraz ılınmasında fayda var Aynen. ama hani e, yani gün, bir gün öncesinden hazır dolaba konulup ertesi günde tüketilebilir. Biraz ılık da tüketilebilir. Hani tamamen zevk yapalım. Zevk meselesi. Hı -hı. Ellerinize sağlık. Birazdan mantarlı risotto için mutfakta olacağım. E, Sosunu da görmüş olacağız. Tamam. Kolaylıklar diliyorum Çok size. Görüşmek üzere. Ellerinize sağlık. Sevgili izleyicilerimiz İstanbul Emekli Başvaycı Mustafa Akgül bizlerle birlikte olacak. Ramazan ve orucu konuşacağız. Kendisinde sorularınız olursa WhatsApp'tan iletebilirsiniz. Canlı olarak telefonla da bağlanabilirsiniz. Telefon numaramız 0090 505 756 0206. Günaydın Hayat tüm hızıyla devam ediyor. İman etmekle ibadet arasındaki ilişki nedir? Oruç tutmakla aç kalmak aynı şey midir? Oruçluyken hastalanırsak hangi şartlarda orucumuzu bozabiliriz? Kan aldırmak orucu bozar mı? İstanbul Emekli Başvaizi Mustafa Akgül şimdi Günaydın Hayatta yanıtlıyor. Saygıdeğer Mustafa Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim. Hayırlı cumalar diliyorum. Nasılsınız? Hayırlı cumalar olsun. Hayırlı Ramazanlar olsun. Evet günler artık iki, iki gün kaldı değil mi? Evet. Günleri saya saya geldik düştük iki üç güne. Pazartesi evet. günü başlıyoruz. Ondan sonra da bitmeye kaç gün kaldı diye saymaya başlayacağız. Evet bayrama kaç gün kaldı <laughs> diye onu saymaya başlayacağız. Evet, evet hocam şimdi Ramazan'ı biz her yıl ziyaret eden bir misafir olarak düşünürsek bu güzel misafiri nasıl karşılamalı, nasıl ağırlamalı ve nasıl uğurlamalı? Teşekkür ediyorum. Misafiri memnun etmek için üç önemli noktayı dile getirdiniz. Karşılama, ağırlama, uğurlama. uğurlama. Ramazan hakikaten Allah'ın bize gönderdiği mübarek bir misafir. Hoş geldin şehri Ramazan, merhaba diye mahyalar atmak, Ramazan geldi diye birbirimizle tebrikleşmek, hayırlı Ramazanlar olsun demek bu iyi bir karşılama. Ağırlamaya gelince <laughs> orucu tutulacak, teravihi kılınacak, mukabelesi yapılacak, fakir fukaraya yardım edilecek, zekatı, fıtrası, yardımlar, iki iki büyük <laughs> hedef göstermek istiyorum izleyicilerimize birisi deprem bölgemiz birisi Gazze her ikisi de öyle bir iki yardımla ufak tefek yardımla halle olacak yerler değil ne olur devam edelim deprem bölgesindeki sıkıntılar bitmiş değil yine vatandaşların desteğiyle inşallah kolaylaşacak Gazze'deki problem dünyanın gözü önünde işleniyor maalesef devam etmemiz lazım. Ramazan'da bunları artırmamız lazım. Uğurlamayı da işte sonunda Kadir Gecesi gelecek. Onu tam yaşayarak, bayramında küsler barışarak, dargınlarda kırgınlıklarını gidererek, yine birbirimizle bayram tebrikleri yaparak uğurlarsak, bu Ramazan bizden memnun ayrılacak. Evet. Ramazan'ın bittiğinde Cevahir Hanım biri diğerine sormuş vatandaşın. Ya Ramazan bitti gidiyor ama de memnun mu değil mi acaba demiş. Karşıdaki memnun memnun demiş. Nereden bildin demiş memnun olduğunu. Ya memnun olmasa her sene 10 gün evvel gelmezdi demiş. <laughs> Hocam o zaman 10 gün evvel gelmesinin hikmeti de burada mı yatıyor? Allah razı olsun. Sadece e, müminlere bir muhabbet olduğundan dolayı 10 gün evvel gelmesi yeterli bir hikmet değil. Hı <laughs> hı. Ama neyi görüyoruz çok önemli bir hikmet olarak? Bendeniz yanılmıyorsam 2009 yılını Avustralya'da Ramazan'da orada görevliydim. Burada siz yazın o sene yazın oruç tutarken sıcakta uzun günlerde biz Avustralya'da kışın ve kısa günlerde tuttum. Evet. Şimdi her sene 10 gün evvel gelmekle dünyanın çeşitli yerindeki Müslümanlar arasında bir adalet bir eşitlik temin edilmiş oluyor. Aynı çakılı tarihte gelseydi ya hep biz yazın tutup onlar kışın tutacaktı. Ya biz hep kışın onlar yazın tutacaktı. Bu doğru olmayacaktı. Kuzey ülkelerde siz e, Hollanda'da yaşadınız. Biraz daha yukarılar var değil mi? Evet. Yazın işte günler daha değişik oluyor. Uzanması. Daha uzun oluyor. Kışın, kışın daha kısa, kısa oluyor. 10 gün evvel gelerek Ramazan bütün seneyi dolaşıyor. Öylece o kardeşlerimiz... Bazı senelerde Türkiye'de tuttuğunuz günlerden daha uzun oruç tutarken bazısında da daha kısa tutuyor. Böylece adalet temin edilmiş oluyor. Evet. Bir de malumunuz Ramazan'ın içinde bin aydan hayırlı olan bir Kadir Gecesi var. Eğer çakılı olsaydı Ramazan'ın tarihi hep aynı gece Kadir, Kadir Gecesi olacaktı. Hı hı. Şimdi 10 gün evvel gelerek ne oluyor? Kaç senede olduğunun hesabını yapmadım ama mutlaka senenin bütün geceleri Kadir Gecesi olma şansına sahip oldu. Hmm. Senenin bütün ayları Ramazan olma şerefine sahip oldu. Böylece 10 gün evvel gelmesinde çok bildiğimiz bilemediğimiz hikmetler var. Ee, Cenab-ı Allah taksiratını affetsin. Bir ilahiyet hocamız demişti ki şunu Eylül'e sabitlesek iyi olur demişti. Bir teklifin İlk etapta aklı, mantıkı gelmesi illa onun faydalı olması manasına gelmiyor. Her şeyi düşünmek lazım. Herkesi düşünmek lazım. Herkesi, bravo. Her... Dünyanın tamamını <laughs> düşünmek lazım. Beraberinde de bence daha kolay bir yol. Cenab-ı Allah böyle emretmişse bunda bir hikmet var diye. Kesinlikle. Onu anlamak, anlamaya çalışmak lazım. Hepinize evet. ağzınıza sağlık. Çok Zaten güzel. Sağ ee, siz Ramazan'ın yağmurla bir ilgisi olduğunu söylüyorsunuz. Aralarında nasıl bir ilişki var yağmur e ve Ramazan'ın? Bizim milletimizin çok değişik benim hayran kaldığım tespitleri var. Ramazan'a rahmet ayıdır. Yağmura da bazen yağmur, bazen rahmettir. der hmm. Rahmet geldi, rahmet yağdı denilir. Evet. Ortak özelliğine bildiğimiz gökten inen yağmur Malumunuz tozu, toprağı, kiri, yaprağı alıp götürür, süpürür. Havamızı da temizler dikkat ederseniz atmosfer yağmurdan sonra toprağı da, bereketler. Toprağı da temizler ve bereketlendirir. Evet. Ramazan da bizim manevi kirlerimiz olan günahlarımız, hatalarımız, kusurlarımızı silip götürmek üzere gelir. Kalbimizi, maneviyatımızı, ruhumuzu daha verimli hale getirmek, bizi manevi bir atmosfere hazırlamak üzere gelir ve gider. İşte bu gösteriyor ki gökten inen yağmurla yine gökten bize hediye olarak gönderilen Ramazan temizleme noktasında, biri maddi biri manevi temizlik noktasında ortak bir paydaya sahipler. Onu göstermek için de bizim vatandaşımız Ramazan'a rahmet ayı Yağmur'a da rahmet demiştir. Evet hocam ağzınıza evet, sağlık. Birçok ayet ey iman edenler diyor hocam. İman evet. etmek ile ibadet arasındaki ilişkiyi nasıl açıklarsınız? Bilhassa bu şeyde de dediğiniz gibi birçok ayette öyle var. Oruç ayetinde de ya eyyühellezine amenu dedikten sonra kütübe aleykumus sıyam size oruç farz kılınmıştır diyor. Burada iki şey görüyoruz. Bir, inanmayanlardan Allahu Teala ibadet istemiyor. <laughs> İbadetle yükümlü, mükellef, sorumlu olmak için inanmış olmak şart e ya O zaman inanmayanlar daha rahat öyleyse hiçbir ibadet Allah onlardan istemiyor Hayır o işin kolaycılığı İnanan insanlar okula kaydolmuş öğrenci gibidir Bir öğrenci okula kaydoldu mu ondan disiplinli okula takip etmesi istenir devamsızlık yapmaması istenir. Sözlü imtihana tabi tutulur, yazılı imtihana tabi tutulur. Niçin? Bu çalışmaların karşısında kendisine bir diploma verilecek. Evet. Okula kaydolmayan çocuğun de zili de yok, dersi de yok, yazılısı da yok, sözlüsü de yok. Kimse ondan bir görev istemez. O rahat ettiğini, istediği gibi oynadığını zanneder ama sonunda alacağı bir diploması da yoktur. Yoktur, evet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir Müslüman dine kayıt olmuştur. O zaman görevlerle mükelleftir. Buradaki ya eyyühellezine amenu iman edenlerden ben bu vazifeyi istiyorum diyor Cenab-ı Allah. İkincisi yine iman kelimesiyle ilgili orucu tutacağına inanan bu işi başarabilir. Kardeşim sabahtan akşama kadar aç susuz nasıl durulacak? Bir yudum su bile yasak efendim bir, bir şey bir lokma ekmek yasak. Bu biter mi tükenir mi? Diyen insan kendi gözünün önüne karları yağdırmış olur. Onu başarmasına imkan yoktur. <laughs> Malumunuz yakın geçmişte biz bu Ramazan'ı Temmuz'da Ağustos'ta da tuttuk değil mi evet, efendim? Evet, evet. Dışarıdan turistlerimiz geldi. Ramazan'da sordular aç susuz durduğumuzu görünce niye duruyorsunuz? İşte bizde ibadet. Nedir bu ibadet? Sabahtan akşama kadar hiçbir şey yemeden 17 saate ulaştığını ben biliyorum. Aç susuz duruyoruz. Ya hakikaten böyle durur Evet bu olamaz. Bizim bu hafızalarımız bunu almıyor dediler. Niye? Çünkü evvela Müslüman olacak ki anlasın. İki, Temmuz da olsa, Ağustos da olsa, 35 derece sıcak da olsa ben bu ibadeti yerine getireceğim diye inanan ve teslim olan bu işi başar. Evet. Hocam, aslında Acaba kısaca, derse evet. başaramaz. Aslında kısaca şunu da ifade etmek gerekiyor. Oruç Buyur. tutmakla aç kalmak aynı şey değil. Değil mi hocam? Allah razı olsun. Ben hep kendisine her Ramazan başında teşekkür ediyorum. Osman Müftüoğlu hocamız var. İsmini duymuşsunuzdur. Profesör, tıp profesörü. Dedi ki sakın aç kalmakla oruç tutmayı birbirine karıştırmayın. Niye? Çünkü oruç tutan insan sahurda veya akşamdan ben yarın oruç tutacağım diye niyet etti mi? Beyin bütün sindirim organlarına emir verir diyor. Yarın akşama kadar size yiyecek, içecek yok. Organlar ona göre çalışmaya başlar. Benden izin bazı tıbbi bilgileri ayetlerle hadislerle birleştirerek sunma diye bir gayretim olduğu için o bilgilerden birini edinirken itimat edin diyor ki insan böbreği. Çölde yolculuk yapacağı zaman başka çalışır. Irmağın kenarında olduğu zaman başka, başka. çalışır. Hı hı. Çeşmede su varken başka çalışır. Canım bunu böbrek nereden biliyor? Beyin ona haber veriyor. Veriyor evet. Çölde yolculuk yapıyorsun, sana su gelmeyecek tedbiri. Aynen onun gibi oruca niyet ettiğimiz anda bütün vücut organları ki ona göre çalışmaya başlıyor. Ondan dolayı orucu aç durmakla karıştırmamak lazım. <laughs> Osman Müftüoğlu Hoca diyor ki Ramazandan önce veya sonra öğle yemeğiniz biraz gecikse, biraz daha ilerlese, bütün vücudunuzun dengesi bozulur. Niye? Çünkü mide her an gelebilecek diye bekliyor, gelmiyor. Gelebilecek diye bekliyor, gelmiyor. Kimya bozuluyor. Oruçta aklımıza gelmiyor mu açlık? Geliyor. Susadığımız olmuyor mu? Oluyor. Oluyor. Ama beyin diyor ki su yok, yeme yok ve ümidini kestiği için. Organlar da ona göre çalışıyor. Onun için bazı kardeşlerimiz Ramazan'ın dışında aç duramama olay yaşamış olabilirler. Aç durmaktan çok muzdarip olabilirler. Ama Ramazan'da? Ramazan'da oruca niyet etsinler. Halep oradaysa arşın burada. Kolaylaştırıldığını görecekler. Ama buna rağmen açıyorum parantezi Cevahir Hanım. Niyet ettiler. Deneyin Bismillahirrahmanirrahim. Ben bu işi yapacağım. Rabbimin emridir dedi öğlende ikindi de zor duruma kaldı. Efendim tansiyon işareti var ve başka bir efendim rahatsızlıklar bozar. O zaman ne yapar? Eğer ileride tutamazsa bunun yerine fidye verir. Yani bir fıtra miktarı ki bu sene 130 lira olarak ilan edildi. Tutabilirse kısa kısa günlerde kaza etmesi de mümkündür. bence deneyerek bir insanın Ramazan dışındaki açlıkla oruç içindeki açlığın açlık farkını farklı. yaşaması lazım. Kesinlikle hocam, burada bir maneviyat da var, değil mi? Bir orada bir ruhsal doyum var aslında. Belki hani aç kalıyorsun gün boyu ama onu düşünmüyorsun, ruhsal doyumunu hissediyorsun. Oradaki o maneviyat, on sana kattığın şeyler daha ön plana çıkıyor, öyle değil mi hocam? Allah razı olsun. Şu anda bakın. Veya bilhassa kış mevsimlerinde askerlerimizin çektiği sıkıntıları ekrandan görüyoruz. Evet. Bir insan başka zaman ona dayanamaz. Ama bir vatan sevgisi, bir muhabbet, bir Kesinlikle vazife evet. aşkı ne yapıyor? Ona katlanır hale getiriyor. Kesinlikle evet. Bir de belki fırsat olmasa diye hemen arz edeyim. Bizim dinimiz insanları normal zamanlarda zor zamanlara da hazırlamak istiyor. Hı hı. Biz normal zamanda oruçları tutarsak Allah göstermesin. Bir harp oldu da cephede savaşıyoruz yiyecek gelmedi. Olsun canım biz oruçta tutmuştuk ne var ki 24 saat sonra da gelse olur diyebilmesi için. Arada bir 24 saatlik oruç tuttuğumuz da olur. Nasıl olur Cevahir Hanım? Akşam iftar etmişizdir. Gece sahura kalkamamışızdır. Tekrar iftara kadar ne oldu? 24 saatte oruç tuttuğumuz oldu. Allah göstermesin. İstanbul'umuzun varsa takdir ilahide ilahi de ya, hafif geçmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ettiğim. Söz konusu olduğunda yazın ve gündüzün olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ettiğim. Çünkü yaz ve gündüz olan bir depremle kışın ve gece olan depremin arasında yüzde 300, yüzde 400 fark olur Cevahir Neden ediyorum. hocam? E, kış ve diyelim kış, ki evet, gece. Kış Evet. Herkes evde, binalar insanların uyku, üstüne çöker mi? Uyku halinde, idrak edemeyecek. Bravo. İki, efendim kurtuldu, binası yıkılmadı. Altı aylık çocuğunu aldı, dışarı çıktı ki eksi yirmi. Ne yapar bu? Tekrar eve giremez. Dışarıda ne kadar arabasında kalabilir, ne kadar ortam bulabilir, ne kadar zor. Malumunuz daha önceki deprem İstanbul'da yazın oldu... Ağustos'taydı, evet, değil mi efendim? Evet. Bendeniz dışarıda bahçede yattığımızı hatırlıyorum. Evet. dışarılarda yatılabiliyor. Onun için Cenab-ı Allah'tan onun yaz edelim. Döndük şimdi. Oruç İnşallah bir... hiç olmasın da. Onu istiyoruz ama hocalar diyor ki olacak diyor. <laughs> yani jeoloji hocalarımız olacak diyor. Biz şöyle düşünelim ee, Cevahir Hanım. Olacak gibi düşünelim. Olmazsa bir zararımız yok. Yok canım olmaz diye düşünürsek, çetin biz de karşılaşırsak o zaman imtihanımız çok çetin olur. İşte diyorum ki böyle bir deprem oldu Allah göstermesin biz de göçük altında kaldık. Oruç tutmayan, daha önceki hayatında oruç tutmayan insanların dayanma gücü zayıf olur. Çünkü tecrübeleri yok. Evet. Aç kalmadılar, susuz kalmadılar. Eyvah öldüm, bittim, yandım demeye başladılar, panik olurlar. Oruç tutanlar, uzun sene oruçla devam edenler, ya hiç mi oruç tutmadık? İnşallah bize de biraz sonra ulaşırlar diye daha sakin bekleme imkanına sahip olur. Belki alakasız şu cümlemi dikkate sunmak isterim. Cevahir Hanım, oruç tutmayan bir kardeşimizi ikna ile oruca başlatmak kolay. Ömür boyu orucu tutmuş birisine orucu yedirmek çok zor. Yaşlı ninelerimiz oluyor, dedelerimiz oluyor. Doktor diyor ki tutmayacaksın. Vücut müsait değil. Evet bazı hastalıklar. Yo, ben orucumu yiyemem. Ben orucu hiç yediğim rahat zaman etmiyor. <laughs> dünya bütün insanlar beni seyrediyor gibi <laughs> endişe ediyorum, utanıyorum, çekiniyorum. Ha biz diyoruz ki hakikaten hem sahasının uzmanı hem de ibadetin kıymetini bilen bir doktor yemen lazım diyorsa, sen tutamamsın, tutmaman lazım diyorsa dinimiz izin vermiştir. Eğer geçici ise rahatsızlık, o geçici zamanlarda tutmaz sonra kaza eder. Eğer rahatsızlık ömür boyu sürecek bir rahatsızlıksa fidyesini verir. Ama benim asıl söylemek istediğim, oruca alışan, oruç idmanını iyi yapan insana oruç yedirmek çok zordur. O zor şartlarda oruç tutmayan insandan daha dayanıklı olur. Hı hı. Peki Ona. hocam oruçluyken e, birdenbire hastalanırsak ne yapmak gerekir? Orucumuzu bozabilir mi? miyiz? Allah Yoksa devam ettirmek gerekir mi? Bazı insanlar hadi yine bozmak istemiyor. Hani içi el vermiyor. Bir. iki, Anadolu'muzda kitapla, kitabı fetvalarla hiç de alakası olmayan bir söz dolaşır durur Cevahir Hanım. Hı hı. Derler ki rahat oruçluyken rahatsız olursan evet iğneyi batıracaklar. Hissetmezsen yiyebilirsin İğneyi hissediyorsan yiyemezsin Bu sözün kitapla bir alakası yok Başı döndü Yüksek tansiyon işaretleri Başladı Şeker, Şeker var. yükseldi Bunun alametlerini gördü Hiç vücudu ve kendisini Zorlamasın Ya ama öğlen 12'de oldu 1'de oldu 2'de oldu ben şimdi yersem 60 günlük ceza Hayır O bir kişinin bir müslümanın 61 dediğimiz kefaret orucu cezasına girmesinin şartı nedir? Başladığı bir orucu hiçbir mazereti olmadan Boza. ve bilerek bozan. Hmm. Unutarak bozsa hiçbir şey gerekmez, orucuna devam eder. Rahatsızlığından dolayı bozarsa gününe gün gerekir. O gün bir günde kaza etmesi gerekir. O ağır ceza <laughs> hiçbir mazereti olmadığı halde başladığı bir orucu bilerek bozmanın cezasıdır. Şunu da bu arada teknik bilgi olarak arz ederim. Bir insan unutarak yese, dey sonra da dese ki ya ben unutarak yedim ama bununla orucum bozuldu. Öyleyse yemeye devam edeyim. Bak kefaret gerekmez. Kaza gerekir. Çünkü hmm. bu bilgi bu yanlışlık olabilir diyor dinimiz. Bu hata olabilir. Ama bir Müslüman oruçluyken gıybet etse. Gıybet orada bulunmayan bir insanı evet, hoşlanmayacağı şekilde oldu. anmaktır. Evet. Kur'an-ı Kerim'de de gıybet etmek ölü insan eti yemeye benzetiliyor Cevahir Hanım. Yani evet. insanların ondan uzaklaşmasını istediği için Cenab-ı Allah ölmüş kardeşinizin etini yemeyi ister misiniz? Öylese gıybet etmeyin diyor. Oruçlu bir insan gıybet ettikten sonra demek ki ölü eti yemeye benzer. Öylese ölüm orucum bozuldu deyip yemeye devam ederse 60 günlük kefaret cezasına çarptırılır. Bir günde o yediğini yapacak 61. <laughs> Niye? Artık gıybetle orucun bozulmayacağını bütün Müslümanların bilmesi lazım. Evet. Şimdi peki yolculuğa giderse hocam nasıl olur? olsun. Mesela e, hani mes yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye <laughs> ziyarete edecek e, ya da buradan bir memleketimize gideceğiz ya da bir yere gideceğiz. Artık İstanbul'da da bir yerden bir yere gitmek çok uzak biliyorsunuz bir şehir değiştirmek gibi. Bu durumda nasıl kolaylıklar sağlıyor? Hüküm gayet kesin. Diyor ki hastaysanız veya seferi olursanız başka günlerde tutmak üzere orucunuzu yiyebilirsiniz. Hastalarda eğer tutamayacaksa zaten başka ihtimal yok yiyecek de. Yolcular için Cenab-ı Allah ve entasumu hayrullekum. Eğer yolculuk şartlarına rağmen tutarsanız sizin için daha hayırlıdır diyor. Ama zorlamıyor, yiyebilir. Buradaki yolculuktaki ölçü ne olacak? Evet. Değil mi efendim? Evet. Bakın, büyük şehirlerde yaşıyorsak Cevahir Hanım, bulunduğumuz ilçe sınırlarını çıktıktan sonra, ilçe sınırlar, gideceğimiz yer 90 kilometre ve daha fazla ise, yolda mutlaka seferiyiz. Gittiğimiz yerde 15 günden az kalacaksak orada da seferi yol. Yol 200 kilometre, varınca bir ay kalacağız. Yol esnasında seferiyiz, vardıktan sonra seferiliğimiz biter. Şimdi Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek kardeşimiz uçakta geliyor. Orucunu tutarsa ne ala, isterse yiyebilir. Hiçbir günahı da yok. Türkiye'den Avrupa'ya gidecek, bunu yapabilir. Ben özellikle... Türkiye'den Amerika gibi uzun ülkelere gidenlere veya Çin gibi uzak doğu ülkelerine gidenlerine seferilik hakkını kullanıp oruçlarını yemelerini tavsiye ediyor. Evet. Aslında Avrupa çok da uzak değil değil mi? Avrupa çok uzak saat, değil. 4 saat. E, Allah razı olsun. Bir de şimdi öbür taraf öyle uzak ki. Habire gidiyorsunuz güneş batmıyor. Hmm. Nerede hmm. iftar edecek? Nerede işte, Hangi saate evet, göre yapacak? Doğru diyorsunuz hocam. Kardeşim bu zorluğa girme yerine Bu sefer süresince olan orucunu yersin. Daha sonra bir gün tutarsın. Evet. Doğuya gittiğinde de, uzak doğuya gittiğinde de 3-4 saat sonra diyelim ki gece oluyor mesela. Çabuk gece oluyor. Böyle uzak mesafelerde mutlaka yiyerek kalplerini sakinleştirsinler. Oruçlarını başka bir gün tutsunlar. Avrupa, Türkiye, Türkiye işte yakın yerler, Orta Doğu vesaire olursa buralarda oruçlarını tutmalarını tavsiye ediyor. Hocam peki kan aldırmak, şimdi az önce iğne örneğini verdiniz ya. Evet. Kan aldırınca veya kan verince nasıl oluyor? Oruç genel, bozuluyor mu? Genel kuralı söyleyelim Cevahir Hanım. Ondan sonra bunu da izah edeceğim. Vücuda bir şey girerse orucu bozar. Hmm. Vücuttan bir şey, şey çıkmakla oruç bozulmaz. Bozulmuyor. Onun için derler ki vücuttan çıkan abdesti bozar, vücuda giren horucu bozar. Hmm. Bu da bir... İlaç girerse vücuda Bak tedavi iğneyle. maksadı veya ondan haz alma bir kısım şeyler var ya uyuşturucular. Zaten onlar oruçsuz. Allah göstermesin <laughs> ama biz dinimiz hükmü koymuş. Bu gibi şeyler yapılırsa oruç bozulur ama kaza gerekir, kefaret gerekmez. Ama ne dedik? Kan aldırmak orucu bozmaz. Evet. Vücuttan bir şey çıkmıştır. Ama bir kardeşimize kan verilmişse, ihtiyacı olmuş kan verilmiş. Ya ben tutarım akşama kadar da dayanırım. Hiç gerek yok. Oruç zaten bozulmuştur. Hı hı. Gerek sefer sebebiyle, yolculuk sebebiyle Cevahir Hanım. Gerek rahatsızlık hissettik diye. Gerekse kan aldık diye. Oruç bozulmuşsa. Ondan sonra akşama kadar aç susuz durmanın bir manası yok. Oruç zaten bozulmuş. Devamında isteyerek yiyebilir. O uh -huh. İsteyerek yemeleri oruca zarar vermez. Aklımdayken arz edeyim. Sabah kalktığımızda oruca niyet ettik. Yolculukta bir şey yoktu. Bir telefon geldi. Almanya'ya gitmemiz gerekli Veya buradan Erzurum'a gitmemiz gerekli Mesafe, seferilik yok. Yola çıktıktan sonra orucumuzu bozabiliriz. Bu yolculuk bize orucu bozma izni ruhsatı verir. Evet hocam. Çok güzel. E, süremizin sonuna gel mi? söylemek istemiyorum hocam ama <laughs> süremizin sonuna doğru gelmeye başladık. Ben e, son olarak size şunu sormak istiyorum. Pazartesi günü de zaten e, yine konuğumuzsunuz. sunuz. İnşallah onu da. Söyleyeyim. Ramazan'ın manevi değerlerini e, güzelce böyle iyice inmiş oluruz detaylı bir şekilde hocam ama son olarak şunu da sormak istiyorum. Buyur. Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimiz nelerdir? Şöyle kısaca böyle e, anlatırsanız. Alarsın. bize çok seviniriz Niçin? hocam. Niçin? Kur'an-ı Kerim'e göre vazifelerimizi e, e, hatırlamamız gerekiyor. Ramazan Kur'an ayı ya. Evet. Cevahir Hanım. Onun için madem Ramazan, Kur'an Ramazan'da indiği için Ramazan 11 ayın sultanı olmuş. Öyleyse bizim Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimiz nedir? Yüzüne okumayı bilmeyen kardeşimiz Bismillah deyip bu Ramazan'da bunu öğrenmeli. Yüzüne okumayı bilen Kur'an'dan sureleri ezberlemeli. Kısa sureleri bilen. Yasin gibi, Tebareke gibi sureleri ezberlemeli. Üç, ezberledik ama okuyoruz ama Cenab-ı Allah burada ne diyor bize diye. Anlamlarını da bilmiyor. Manasını, anlamını öğrenmeli. Öğrendik, namaz kıl diyor, oruç tut diyor, ee, yalan söyleme diyor, iftira etme. Bunları hayatımıza uygulamazsak öğrenmemiz de bir işe yaramaz. İlaç, daha doğrusu reçete, ilaca dönüşüp vücuda tatbik edilirse faydası olur. Oradaki bildiklerimizi uygularsak Kur'an-ı Kerim'e dördüncü vazifemizi yapmış oluruz. Din görevlisi kardeşlerimin Kur'an hakkında yeni bir vazifeleri var. Nedir o? Kur'an ayetleriyle, peygamberimizin hadis-i şerifleriyle fizik, kimya, astronomi, tıp gibi bugünkü bilimsel gelişmeleri birleştirerek bakın Cenab-ı Allah burada böyle diyor, bugünkü bilim öyle diyor. Bir ozon tabakası Kur'an'ın bir mucizesi. Orada çatı var diyordu Cevahir Hanım hı hı. 1400 sene evvel. Bugün çatı anlaşıldı sunmak lazım. İnsan yaratıldığına bir baksın diyor Cenab-ı Allah. İnsan vücudunu inceleyip tıbbi bilgilerle bu ayeti beraber. Biz insanı en güzel şekilde yarattık. Ne demek en güzel şekilde yaratmak? Tıp bilgisiyle bu desteklenirse, yağmurun inişi, suyun üç hali fizik bilgileriyle beraber verilirse o zaman dinleyenlerin de daha iyi kafasına yatacak bilinen, duyulan şeyler daha çok akılda kalacak. Biz de dinimizi daha iyi tanıtmış olacağız. Evet. Bunun için bir vazifemiz de fenni ilimler dediğimiz bugünkü bilim dünyasıyla ayet ve hadisleri birleştirerek sunmakla din görevlilerinin Ramazan'da başlamak üzere Kur'an'a karşı vazifelerinden biridir diyor. Çok güzel ifade ettiniz hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Sizi uğurlayacağım. Öyle. Pazartesi görüşmek üzere. Peki inşallah pazartesi de evet, beraber. olacağız. Ramazan'ın ilk gününde beraber olacağız hocam. Hayırlı cumalar olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Tekrar Hayırlı cumalar. Eşinize sevgi selamlarımızı Adek gönderin. Selam. Saygılarımızı iletiyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça çok kalın hocam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi. Evet, Serkan Şefimiz. Şimdi Ramazan'a giriyoruz ya, sizin evet. evde yemekler sizden, senden, sizden pardon. <gülüyor> <gülüyor> de değil. Sizin e, sorumluluğunuz da mı olacak, nasıl olacak? Vallahi gündüz tabii çalıştığım için ben. E, Bölüşüyorsunuz. Tabii tabii, göre, eşim kim, kim yapacak, misalse o için, yapıyor. Hafta sonları bende olacak. Hafta sonları, Aynen, o öyle. kim bilir ne olacak, donatacaksınız. Vallahi güzel şeyler yapmıyor ama hafif tabii geçirmekte fayda var. Tabii hani çok zaten ki, zaten Ramazan amacı da yani, o aslında. Doğru. Doğru. Hani mesela e, biz böyle iftarda... İnanılmaz inanılmaz diyoruz ya onun arkasına onun arkasına o değil aslında. Çok haksız. Evet daha hafif yani, daha böyle kısıtlı geçmek. Ramazan'ın bize öğretmeye çalıştığı maneviyattı aslında o. <laughs> Az beslenerek farklı bir e, ruhani durumda e, şükretmek Allah'a. Sağlık, içinde, hocamız Sağlık için de hocamızla aynı. Sağlık şey, için çok önemli. Hocamızla dedi ya hani haksız. uzmanlarımızı da dinleyelim, tıbbı da dinleyelim. Kesinlikle. Sağlık için de aslında en doğrusu bu. Hafif Kesinlikle. beslenmek iktidar. Kesinlikle şeyi atlamadan, savurları atlamadan çünkü o hatayı maalesef yapıyoruz çalışan insanlar olarak işte ya işte savuru yapmayalım İftardan iftara vücuda çok büyük bir yük biniyor o da gerek yok diye düşünüyorum evet. ee, savurumuzu güzel zaten bu sene Ramazan ayı savur kahvaltı gibi geçecek diye düşünüyorum yakın saatler Evet. uyanma saatlerimize orada hafif bir kahvaltı ile güzel doyurucu protein ağırlıklı beslenebiliriz Akabiline beslenebiliriz diye düşünüyorum evet şimdi evet Tarifimize geçiyoruz. Hemen geçiyoruz. Risotto. Risotto tarifi. Evet. evet. Özel bir tarif şimdi... <laughs> uzun uzun Değişik teknikler var. Aslında Türkiye'de çok e, böyle çok hani aşina diyen, Biraz da hani e, uzak durulmaya çalışılan ama aslında deneyen çok insanın da o ön çok yargılarından kurtulduğu bir tarif diye düşünüyorum ben. Ee, şöyle aslında bizim Türk pilavının tam aksi teknikler. Yani biz Türk pilavında ne yapıyoruz? Pirinçteki nişastayı tamamen uzaklaştırarak işte tane tane diri bir pilavımız olsun istiyoruz. Risotto, risotto pilavında ise tamamen tam farklı. Özellikle Nişastasının içinde kalmasını istiyoruz. Burada Arborio pirincimiz var. Bu bizim risotto pirinci diye geçiyor. Bol nişastalı Çok mı? bol nişastalı ve bunun e, e... Peki Türkiye'deki karşılığı ne olabilir? Mesela yani, Baldo, Osmancık. Baldo, Baldo, kullanılabilir. Ha, Baldo oldu. kullanılabilir. Hı? Baldo bizim de çok nişastalı aslında. Uzaklaştırmadan işte önden yaptığımız o yıkama suda bekletme e, ...işlemlerini Olmadan. uygulamadan direkt kullanılabilir evet. dediğim gibi. Ne yaptık şimdi? Kısaca tarifimize geçelim. Bir tane soğanımızı zeytinyağımızda kavur Kavurduk. Ee, burada yaklaşık yarım kilo arboryo pirincimiz var. Bunu direkt e, şeyimize katıyoruz. Neden Orhan? Soğan. Sotelami soğanımızı soğan ekledik. katıyoruz ve kavurmaya Kavuruyor başlıyoruz. Mi? Bu biraz böyle üzerinde durmamız gereken, asla başından ayrılmamamız gereken bir tarif. Dolayısıyla hani biraz özen göstererek mutfakta çalışmamız gereken bir tarif. Evet. Yani böyle bol bol kavuracak mıyız? Bunu nasıl olacak? Şimdi şöyle e, bir miktar beyazlayana kadar pirinçlerimiz o beyazladığını görene kadar hatta daha sonra bir çay bardağı kadar da elma sirkemiz var kullanacağız. Burada Aa, bir asit kullanıyoruz ki çatlatalım pirinçleri ve orada o içindeki hapsolmuş nişastayı dışarıya i̇yice çıkartalım. İyice dışarı çıkartın, Aynen iyice yapış yapış olsun. Aynen öyle. <laughs> e, dediğim gibi şöyle güzelce kavurarak... Kavuruyoruz. Evet. Şimdi daha sonrasında malzeme listemizde parmesan var ve mantar var tabii evet, ki şöyle, karabiberimizde e, olmazsa olmazı. Doğrudur. Ee, bir taraftan da aslında mantarımızı da hemen şey yapabiliriz burada. Mantarı da ekleyebilir miyiz? Yok, mantarı en son kullanacağız ama kavuracağız mantarımızı. Yan mantarı farklı en son kavuracağız. En son. Tabii tabii ki. En, en son sonda. birleştireceğiz. Evet, burada bir özelliğimiz e, bu. Şimdi istediğimiz kıvama gelince et suyumuz var burada yaklaşık 2 litreye yakın 1,5 2 litre kadar ama bir kere de değil. Yavaş kepçe, var. kepçe. Yani bir kepçe, kepçe vereceğiz, kepçe. çekmesini sağlayacağız. Tekrar kepçe vereceğiz, bir daha çekmesini et suyu sağlayacağız. Yerine, et, et suyu, sebze suyu, tavuk mantarları suyu. Mantarları ekleyelim mi? Yoksa kızması mı gerekiyor yani biraz şey olsun ki biraz mantarlar yakınsın, şey evet. olmasın, e, sulanmasın çok su salmasın, çıtır bir kıvam hı hı. elde edelim. Et suyu yerine normal suda kullanabilir miyiz? Yani kullanılabilir ama her zaman için... Vermez. Yani biraz da orada lezzete ihtiyacımız var. O lezzet de hakikaten yakışıyor. Evet. Ama dediğim gibi yani et suyu olması gerekmez. Ee, sebzelerden elde ettiğimiz, çorbalardan kalan sebzelerimizi, köklerini, her şeyi, kabuklarını kullanarak evet. yapabileceğimiz bir şey. Şimdi ben... E, bunun sirkesini, sirkesini de. de koyuyoruz. Evet, şöyle kavurmaya devam ediyoruz. Aynen. Sonra parmesanları hangi aşamada koyacağız? Parmesan en son. Parmesan ve tereyağımız var. Ee, en Onu, son artık pilavımızı daha doğrusu bir risotto'muzu aldığımız zaman içine katıp orada bir kremamsı. ...yapıyı elde edebilmek Piş, için o kullanacağız. o aşamada pişirmiyoruz. Kendi sıcaklığında Hayır, eritmiş olacağız. Kendi sıcaklığıyla olacağız. aynen öyle. Tereyağının soğuk olması olacağız. bizim için çok önemli. Mutlaka çok buzdolabından çıkartıp kullanacağımız bir tereyağı olmalı. Bir de e, kullanacağımız et ya da sebze suyu e, ılımış olması lazım. Ilımış yani ol. soğuk olmayacak. Hmm. Birleşirken. Evet bu püf noktaları. Kesinlikle. Şimdi evet. e, soğanımızı koyduk, pirincimizi koyduk, kavurduk, sirkemizi de koyduk. kattık. Dediğim Şimdi birazcık daha kavuracağız. Biraz daha kavuracağız ve azar azar, azar, e, azar evet. ılık e, kemik suyumuzu koyacağız, ilave edeceğiz. Evet. Öbür taraftan da mantarları soteleyeceğiz. Aynen öyle onları da, Mantarlar, da hemen. Mantarlarla ne zaman buluşacağız? Mantarlarla risottomuz. en son pila, şey, risottomuz piştikten sonra bir, bir araya getireceğiz, sunumda devam edeceğiz. Tamam. Süper. Ellerinize sağlık. Birazdan tatlının son evet, aşamasını evet, ve risottanın son aşamasını doğru. görmüş oluruz. Çikolata sosumuz var. Orada da bir ganaj elde edeceğiz. Onu da hemen sunum öncesi hemen yaparız. Yaparız. Tamam. yaparız hemen. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Ben Ellerinize teşekkür sağlık. Birazdan görüşmek, görüşmek üzere, üzere. mutfakta. Sevgili izleyicilerimiz, uzman klinik psikolog Beyza Atlı Bozkurt bizlerle birlikte olacak bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. İçinde sevgi barındıran tüm emekçi kadınlarımızın bugünü kutlu olsun. Biz de bugün kadınlarımızı Toplumdaki rolünden bahsedeceğiz. Bize sorularınız olursa WhatsApp'tan iletebilirsiniz. Canlı olarak telefonla da bağlanabilirsiniz. Telefon numaramız 0090 505 756 0206. Günaydın Hayat tüm hızıyla devam ediyor. Dünya Kadınlar Günü'nde kadının dünyadaki yerine değinmek istedik. Sadece bugün değil, kadının her gün değerli olduğunu biliyoruz. Sadece hatırlatmak için tekrar soruyoruz. Kadın varlığının hayata katkısı nedir? Uzman klinik psikolog Beyza Atlı Bozkurt şimdi günaydın hayatta. Beyza Hanım hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Cevahir, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Evet. Ben bunu her seferinde altını çize çize vurguluyorum. Emekçi <laughs> Kadınlar Günü. Gerçekten hani emeğiyle bir şeyler yapmaya çalışan, emeğini ortaya koyan kadınların günü olarak görüyorum. Çünkü kapitalist sistemin son zamanlarda böyle hediye günüymüş gibi algıla algılanmasına karşıyım açıkçası. <laughs> çok ee, dönem değişiyor. hani Bugün... Aslında bir anmayla ortaya çıkmış bir gün. Hı hı. Hani işçilerin yakılarak fabrikada öldürülmesiyle evet, evet. çıkıyor ortaya. O dönem o tarz sorunlar vardı. Evet. Kadınlar farklı sorunlarla mücadele etmek zorundaydı. Dönem değiştikçe sorunlar da değişiyor. Hı hı. Şu an başka sorunlarla mücadele etmek zorunda kalabiliyorlar. Ben genel olarak kadınlar günü hakkında. Emekçi kadınlar günü hakkında sizin görüşlerinizi şöyle bir genel açıklamanızı almak isteriz. Daha sonra kadınların bu hayattaki yeri ve öneminden bahsetmek istiyoruz. Hı hı. Yani şöyle programın en başından beri aslında hep e, bu bölüm için konuşulan. Sadece bugünle özel değil. Aslında her günde olması gereken e, bir şey. Dediğiniz gibi e, en başta nasıl ortaya çıkmış işte kadınlar işte bir iş yapıyorum. Erkek ne işçi ne alıyor? Kadın işçi ne alıyor? Erkek işçi 5 lira alıyorsa, kadın işçi aynı işi yapmasına rağmen 2 lira alıyor. Evet. O yüzden hani hepsi ayaklanıyor. Ayaklandıktan sonra da hani kendi haklarını savunurken herkesin de bildiği gibi bir fabrikada işte kitlenip yakılmak durumunda kalıyorlar. O yüzden de açıkçası bugünü emekçi kadın günü olarak. Eşitlik. Evet. Eşitlik Temelinde düzenli. eşitlik olan. Aslında şöyle, az önce mutfağımızda da belirttim. Kadınları daha... Hani yücel, yüce, yüceleştiren bir gün değil de eşitlendiren bir gün aslında değil mi? Çok Bunun doğru. önemine baktığımız zaman. Çok doğru aslında. Amacı da hani bir günle değil her gün için. yani Her aynı gün için şey tabii ki. Aynı manşe alalım. Aynı, Kesinlikle. E, yani eşitlik ilkesiyle oluyor olması. Yani ben şöyle birazcık bizim kültürümüz genelinde de baktığımda e, bazen şöyle geliyor bana. Şimdi bizim kültürümüzde bir tarih açısından baktığımızda Cemaat tipi kültürden, cemiyet tipi kültüre doğru da geçmiş durumdayız. Yani bir ayağımız burada, bir ayağımız burada. Hatta birçok e, kadının ve erkeğin isimleri nedir? Bir anneannenin ismi, bir babaannenin ismi vardır. Önüne bir de modern bir isim vardır. İki ayağı birden hani bassın ki yoluna devam edebilsin. Bu şimdi biz kadınlara nasıl bir yerden etki sahibi oldu? En azından benim çalışırken ki gördüğüm. E, şartlar eşit olmadığı için aslında e, erkek kardeşlerle, kadın çok daha fazla çalışmak zorunda kalıyor. Ama çok daha fazla çalışınca da benim şu anda gördüğüm daha fazla kariyer sahibi olabiliyorlar. Sanırım o makası böyle hani eşit değil de böyle bir yerden şu an çalışma hayatında sürdürüyor birçok kadın. Çok daha fazla çalışıp çok daha fazla başarılı olabiliyor hatta. Bu üniversite istatistiklerine bile baktığımız zaman nedir? Kadınların hani başarı oranı, puan oranı, işte mesleği kazanma, meslekte bir, yer, bir yere gelme oranları çok daha fazla. Disiplin daha iyi. Kesinlikle o doğaları gereği ben öyle görüyorum. Ee, sonuçta hepimizin bir yaratılışı var. Evet. Gerçi kadından kadına da, kişiden kişiye de değişir mizaç olarak. Siz daha iyi bilirsiniz <laughs> biz, biz psikolog olarak ama <laughs> biz genel olarak kadınlar daha detaycı. Daha hani işin evet. e, analizini yapmaya, analitik çalışıyor çünkü beynimiz. Çok bir de doğru. unutmayan bir beynimiz var. Bundan dolayı hı hı. E, çalıştığımız zaman mutlaka bir karşılığını alıyoruz. Evet. O da sanırım beyin yapılanmasıyla alakalı. Ben bununla ilgili bir araştırma okumuştum. E, i̇şte erkek beyninin yapısı çok daha büyük. Hı hı. Yani şey diye geçiyor çoğunlukla işte. Erkeğin beyni daha büyük, kadının beyni daha küçük. Halbuki öyle değil. Beden olarak, hani yapı olarak e, bu bedene Böyle bir mesela benim elim nedir? Benim boyuma göredir. Benim gözüm nedir? Örnek veriyorum işte genetiğimden aktarılan kadardır. Ee, burada da hani kadınlar daha detaylı ve daha ayrıntıcı kısmı biraz daha sanırım biz sağ beyni çok daha yoğun Aktifli çalışan evet, cinsiyetiz. Erkeklerde biraz daha sol dayın. Yani ben bunu tuttum içtim. Biz böyle hani tutacağım şöyle tutayım içini biraz daha doldurayım. İç boyutlu görebiliyoruz ha, değil mi? aynen öyle. Bu bardak değil ya bu bardak bunu olmam. Şunu da koymam lazım gibi. Daha detaylı düşünüyoruz. Sanırım da bunun altyapısı bir e, beden içerisinde bir canlı dünyaya getirmek. Şimdi o canlı dünyaya getirirken her bir şey düşünmen gerekiyor. Şimdi biz burada bunu anlatırken kadınları aslında yüce bir yere koymuyoruz. Erkeklerin de iyi olduğu yanlar var. Hani yaratılışımız. Onlar da daha hani harekete dayalı belki. Daha hızlı, daha atılgan davranabiliyorlar. Kas kas kütlesi daha yüksek. Evet, kesinlikle. Biz doğurgan olduğumuz için bizim de bu şekilde özelliklerimiz evrimleşmiş. Öyle değil mi? Çok doğru, çok doğru. Hem yani doğurganlık dedim ki bir canlıya bakabiliyor olmak bile orada hani e, ...aç mı, işte altı pis mi, evinde dur her bir şeyi düşünmen gerekiyor. Kesinlikle, evet. E, tabii bunu şimdiki dönemimize baktığımız zaman babalar da çok güzel yapıyor. Evet. Çünkü bir çocuk doğduğu zaman sadece annenin çocuğu değil, babanın da çocuğu. <laughs> hani bir baba bir şey yaptığı zaman, sofrayı topladığı zaman veya çocuğun altını değiştirdiği zaman... ...sanki bir lütf, lütufmuş gibi, vay babaya bak evet. ne yapıyor. Öyle bir şey değil. O onun da çocuğu yapmak zorunda. Çok onun doğru. da sorumluluğu. Öyle değil mi? Böyle Çok eşit doğru. görmek gerekiyor her şeyi. Aynı Hı. şekilde çalışma da öyle. Kadın da eve para getirebilir. Maddi anlamda destek sağlayabilir. Ee, kadın da bunu yaptı. Vay, wow, kadına bak ne güzel çalışıyor, Hı. evine destek oluyor dememek gerekiyor. Çok doğru. Hani <laughs> her şeyde e, eşit görmek gerekiyor. Kesinlikle. Hatta hani cinsiyetçi kısımdan sanırım söylemlerden başlıyor hani. Kadın bunu yapar, erkek bunu yapar. Yok, insan bunu yapar. İnsan, i̇nsan bunu yapar. Kesinlikle. Yapar. İnsan isterse mesela e, ...mutfaktaki aşçımız gibi erkek aşçı ama gayet çok güzel yemek yapıyor. Değil mi? Evet. Yani onu şöyle Hı. görmemek gerekiyor. Oo, erkeğin elinden e. neler çıkmış, ne lezzetli yapmış Kesinlikle. dememek gerekiyor. İnsan evet. kabiliyeti gereği neyi yapmak isterse onu e, gerçekleştirebilir. Evet. Aynı şekilde bebek bakımında da öyle. Bebek bakımı Kadının çalışması gerekiyorsa, erkeğin Hı. işini bırakması gerekiyorsa belki... ...orada o şekilde ilerleyebilir. Her ailenin dinamiği, her kişinin dinamiği farklı olur bu çok alanda. Çok doğru, çok doğru. O yüzden kimseye böyle kesin yargılarda bulunmamak gerekiyor... <laughs> e, ...ya da ayırmamak gerekiyor. Hatta önce Eşit kendimize, durum kendimize, durum. kendimize hani... ...bir tekine değil de kendimize... Kendini ...bir de hani, de... o dille yaklaşmamamız gerekiyor. <laughs> Yok ya ben bunu yapamam. Yok. Niye? Yapabilirim belki, bir deneyeyim. Evet, de kesinlikle. var? Yani şöyle, bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kadınlar bugün kendileri için ne yapabilirler... Yoksa bunu bütün seneye mi yaymak gerekir? Hı <laughs> hı. Yani çok güzel açıkçası. İkinci cümle benim için sanırım çok daha yere edindi. Hani bir gün değil de sanırım her gün bunu yaymak. Çünkü e, tam olarak sözü hatırlayabilecek miyim bilmiyorum ama bir kadın kendisine sarılırsa isterse kendi kendini bile doğurabilir demiş e, bir şair. O yüzden de hani bir günde değil her günde kendini sarılırsan kendi kendini doğurmak dediğimiz kavram kendi kendini var edebilirsin. <laughs> cinsiyet farklılıkları, cinsiyet eşitsizlikleri toplumumuzda hep var olan bir şey. Çok doğru. Siz de muhtemelen danışanlarınızda bu tarz bu problemlerle hani baktığımız zaman Travmasına baktığımız zaman hep bunlardan da çıkan birçok psikolojik sorunlarda görüyorsunuz, görüyorsunuzdur. Buna dair ne söylemek istersiniz? Yani şöyle klinik gözlemimde sanırım bir kadın kadınlığını yaşayamıyorsa ben şöyle iki tarafa ayırıyorum. Neden? Çünkü 0-3 yaşa kadar annenin bakımıyla birlikte e, çocuk dünyayı görüyor. Anne bakımı üzerinden dünyayı görürken de oradan bir kız çocuğu e, anne üzerinden kendi kadınlığını atfediyor. Bu 3 yaşa kadar. 3 yaştan sonrasında ise 4-6 yaş dediğimiz dönemde de Freud'un deyimiyle ödüpay dönemi giriyor çocuk. Ödüpay dönem dediğimizde karşı cinsi keşfetti. Yani evet ben kadınım, o erkek ya da ben erkeğim o kadın dediği bir yerde aile sisteminde iki cinsiyeti birden fark ettiği bir yer oluyor. Şimdi ben bir kız çocuğu olarak annemi gördüm kadınlığımı buradan oluşturdum. Ama dedim ki bak ben bir kadın olarak evet bak annem gibi olabilir. Onun gibi saçımı uzatabilirim. Onun gibi giyinebilirim hatta. Böyle üç buçuk yaşındaki çocuğu olanlar bilir böyle annenin topuklu ayakkabılarını giymeye çalışır. Evet. Biraz <laughs> ben böyle başarı. rujunu sürmeye çalışır. Makyajlar. Benden görüyorum. sürekli makyaj istiyorlar. Aldığım makyaj seti sende daha çok var. Bizde niye bu kadar az var? Şöyle evet. masamıza koyacağız. Böyle yapacağız. Çünkü o merakları var. Anne kadın. Ben de kadın. O zaman ne? Onun yaptıklarını bir deneme sürümü gibi aslında. Ben de Hı. bir deneyeyim ya. Ben de bir kadının bakalım nasıl oluyormuş bu. Diğer bir ayağında ise baba bunun neresine giriyor? 3 yaş sonrasında bu 4 ila 6 yaşta tamam diyor hani kadın olmak böyle bir şey bir kız çocuğu özelinde. Ama diyor ki karşı cins nasıl oluyor? Yani babanın bana bakışıyla babanın anneme olan bakışıyla ben kendi değerimi atfediyorum orada. Aslında iki ebeveynin birden böyle çok güzel benim, e, cinsiyet üzerindeki böyle kompakt dediğimiz bir yeri var. Hem kadınlığımı deneyimli olmak, hissediyor olmak hem de ya bir kadına nasıl bakılır, bir kadına nasıl davranılır dediğim bir yerde de aslında baba modelini gördüğüm taraf oluyor. Örnek veriyorum klinik ortamı geldikleri zaman hani birçok kadın böyle biraz daha bakıyorum feminen giyinenler var. Feminen giyinen kısım benim için ayrı bir taraf oluyor veya maskülen giyinen kısımda. Şimdi maskülen sadece giyinişte değil tabii ki de bu ama örnek veriyorum orada biraz daha kadınlığından uzaklaştığını, kadınlığını yaşayamadığı bir yer görüyorsam benim ilk baktığım yer böyle hani prelüper düzlem diyoruz. 0-3 yaşta o anne üzerinden nasıl bir yani kadını nasıl bir değer atfetmiş bu kız çocuğu? Hmm. Kadını nasıl deneyeyim diyor içinde. Örnek veriyorum anne tamamen bütün işlere koşturan, bir de zulmedilen bir taraftaysa, e, o zulmedici olmamak için yani o zulme uğramamak için ne yaparım? Kadınlığımı kabul etmem ki. Çoğunlukla erkek gibi davranırım. Bir savunma mekanizması olarak. Çok e, doğru. Ölü bilinç o şekilde bilinç dışı oluyor. Ben hı hı. mesela çocuklarım doğmadan önce, kız çocuğum olmadan önce derdim ki kesinlikle pembe giydirmeyeceğim. Öyle tütüler hı hı. falan giydirmeyeceğim. Velhasıl öyle olmadı. Çocuklar doğunca etrafından da çok etkileniyorlar. Kız çocuk olduklarının farkındalar ve ben e, yönlendirmesem de hiçbir şey yapmasam da pembe giymek istiyorlar. Hı hı. Etek giymek istiyorlar, elbise giymek, makyaj yapmak istiyorlar. Çok ilginç bir şey. Bu nasıl gelişiyor peki? Ne yani zaman işte. farkına varıyoruz bunu? Aslında çocukların bir cinsiyet kavramı yok. Evet toplumsal <laughs> cinsiyet kısmını Yaşayarak, aynı bizler gibi deneyimleyerek öğrendikleri bir yerde oluyorlar. Evet, bir ortama girme ve aslında burada mı başlıyor? Çünkü kadınlardan sürekli bir mükemmel olma beklentisi var ya bizde. Hani genel olarak toplum olarak kadın dediğin güzel olur, mükemmel olur. Hani estetik operasyonlarına gidiyoruz, kusurlu yanımız varsa bazen kusurlu olmak da çok güzeldir, değil mi? Çok güzellik katar. Çok doğru. E, aşırı bakımlı olma çabamız var. Erkek bakımsız olduğu zaman onu kabul ediyoruz ama kadının mutlaka bakımlı olması gerekiyor gibi bir algı var. Var. Bu nereden geliyor peki? Kendini kabul etmemek. Daha önceki programlarda da çok fazla konuşmuştuk. Hani kişinin bir gerçek kendiliği oluşmuşsa, yani şöyle, ben böyle olmak istiyorum. Bunu yemek istiyorum. Bunu söylemek istiyorum. Bu mesleği yapmak istiyorum. Ben istiyorum ve bunu yapıyorum. Şimdi bu çok güzel. İçeride bir sistem kurulmuş. Her şey böyle çok güzel merdiven basamaklarıyla gayet sağlıklı bir yerden girmiş. İstediğimi yapabiliyorum. Ama Az önceki sorduğum soruda ise Cemal şöyle bir yer var. Benim isteğimden ziyade karşı tarafın isteğine bakıyorum ben. Hani cinsiyet bir yana karşı tarafın isteğini bir parça yerine getirebilmek adına biri gelip bana diyor ki ya hani şey ya burnun çok güzel ama şurası sanki böyle bir gitsin daha da güzel olursun aslında. Böyle şey oluyorum aha şimdi burnum güzel mi değil mi? Bu bana iltifat mı Manipülasyon mu olmuş oluyor burada? Duygu atıyor. Ne, yani şöyle iyi bir şey söyleyip ah diyorum ki işte bak bunun çok güzel senin ya. Ama biliyorsun şuradan gitse çok daha güzel olursun. Yüz mimiklerim ne söylüyor? Çok pozitif bir şey değil mi? Ama kelimelerinin altında ne var? Negatif bir şey. Kişi kendine bakıyor diyor ki iyi bir şey mi söyledi şu an bu? Kötü bir şey mi söyledi? Cık, bakayım ya bak. acaba aldırsam mı ya? Harbiden doğru mu söylüyor? Bu ne? Kendi içimde şu yok. Ben bunu böyle beğeniyorum. Aa gerçekten hani <laughs> Düşüncen için teşekkür ederim ama ben böyle beğeniyorum ya. Değil ev eve bir gidiyorum aynada bakıyorum kendime hani acaba düzelteyim Çelişkiye mi diye. Çelişkiye mi düşüyoruz? Referans yok içeride. Kaynağım kendim değil kaynağım dış odaklı oluyor. İster kadın ister erkek olsun kaynak dış odaklı olduktan sonra saçımı da bir ötekine göre değiştiririm. Burnumu da değiştiririm. Giyinişimi de değiştiririm. Her bir şeyimi değiştiririm. Evet. Referans Yani Şöyle kendimizin ne istediğinden emin olmamız gerekiyor. Yani kendimizden emin olmamız gerekiyor ki böyle Eminlik bu tarz ya da sanki bilmek gerekiyor gibi hani o emin olmak şöyle bir şey em... yok hayat böyle bir yerden yaşanmıyor. hani şundan eminim bundan değilim bu kesin yok gayet akışta yaşamak gibi ama o tarafta biraz daha sanırım ben ebeveyn ilişkilerini bir parça daha sorguluyorum orada. örneğin veriyorum talepkar bir e, otoriter bir talepkar bir erkek figürü varsa ve bunun karşısında biraz daha böyle kendini zayıf hisseden ve sürekli bunun baskısında küçük küçük maruz kalan bir yapı varsa bu yapı her şeyini değiştirir. E orada büyüyen ister kız çocuğu ister erkek çocuğu olsun ne yapar? Onu büyütene bu yapılıyorsa o zaman ne? Tamam bir otorite ve talep varsa benim bunu karşılamam gerekiyor ki şu anki günümüzde de birçok şey bunun üzerine. Mesela buraya gelirken e, böyle bakıyorum hele hani ne giyeyim diye. Şu batkalı üstüm geldi evet. aklıma ve giydiğim zaman böyle bir denedim hani nasıl oluyor? Bu vatkalar bile omuzu ne kadar geniş gösteriyor değil mi? Evet. Bu vatkaların girişi e, kadının iş hayatına girmesiyle. O da sektörüne girmiş. İşte o büyük, vatkalı ceketler. Daha böyle tam küçük, minyon bir yapı var. Çünkü kadının doğası böyle. Ama içeride otoriter erkek figürlerine karşı kendini daha büyük gösterebilmek adına ne oluyor? Vatkalar hayatımıza girmiş. Aynı şu anda da kabul görebilmek adına bir e, kültürde veya bir yapıda, bir iş yerinde var olabilmek adına estetik e, taraflar devreye girmiş durumda. İşte burun yaptırmak gibi, çene yaptırmak gibi, saç gibi bir sürü şey. Peki bu e, bu kaygıdan e, sıyrılabilmek için kadınlara bir psikolog olarak bir uzman olarak neler önerirsiniz? Hı hı. Kendini kendini ile barışmaları seslerini. için, evet kendi seslerini dinleyebilmeleri için. Çok doğru. Kendi iç seslerini dinlemeleri. Hatta dinlemek için bile bir parça hani duymak gerekir ya o kısmı. Hani az önce söylediğimiz gibi kendine sarılıp kendini doğurabilecek o enerji kendinde hissetmesi için bir parça durması gerekiyor aslında. E açıkçası bu sezgi kısmı kadınlar da çok daha yüksek. Yine en başında konuştuğumuz gibi bir bebeğe bakım vermek adına bir sistem var olduğu için annelik buradan yapılmıyor, buradan yapılıyor. Eğer ki gerçekten ben içeride bebeğim kendimi hissedebiliyorsam bebeğimi çok rahat hissedebiliyorum. O yüzden aslında bizde bu kabiliyet var. Bir parça sanırım sanki orada durmak gerekiyor. Hayat akışında, yoğun akışta ya şu an bana ne oluyor? Ben hani bir çapa gibi kendi merkezinden mi devam ediyorum hayata? Yoksa o çapa sürekli birinin eline mi geçiyor? Bir partnerin eline mi geçiyor? Bir yöneticinin eline mi geçiyor? Bir arkadaşın eline mi geçiyor? Bu şekilde sanırım bunu yanıtlayabilirim. Yani şöyle bir kendimizi sorgulamamız mı gerekiyor? Biz mesela şunu yaptık Acaba ben gerçekten istiyor muyum yoksa bunu bu istedi diye mi yapıyorum? Çok doğru. Buradan mı başlamak gerekiyor? Önce durmak. Ondan sonrasında içeriye dönüp ya referans noktamla dönüp. O burnunu şöyle yaptır diyor gidip yaptırıyorum. Öteki diyor ki saç kısa olsun sana çok daha yakışır. Gidiyorum eve geliyorum ben ben bu değilim. Bir yapay bir sistem var içeride. Gerçekten ben ne istiyorum? Nerede daha huzurluyum? Nerede daha mutluyum? Ya biri bir şey söylüyor ama ben içeride referans olarak şimdi bakıyorum hani az önceki örnekteki gibi. Bir negatif söylüyor. Yani mimikler pozitif veriyor. Ağzı negatif bir şey söylüyor. İçimde ne oluyorum? Bu beni bir, bir tuhaf hissettirdi ya. Peki şöyle ya? evet. Şimdi modern e, dünyaya bakıyoruz. Oradaki kadınları değerlendirecek olursak. Hani çalışan kadınlar. <laughs> e, genelde böyle hani estetik yapmaya meyilli oluyorlar değil mi? <laughs> Daha hani yani mesela baktığımız zaman... E, birçok kişinin yaptırdığını görüyoruz. Hani çok büyük müdahaleleri olmasa da küçük müdahaleler. Bu ekonomik özgürlüğü olan kadınlar hı hı. neden peki bunlar daha çok buraya yönelmiş oluyor? Hani belki hı. öbür türlü de mutlu olacak. Neden kendini öyle daha mutlu hissediyor? Hı hı. Yani Cevher bunların açıkçası istatistiksel araştırmasına bakıp konuşmak çok daha doğru gibi geliyor bana ama yani şöyle yine aynı şekilde eğer ki ben kendi ailemde, kendi çekirdek ailemde bir yere dinemediysem dış dünyada çalışma hayatında yer edinmek adına kendinden çok daha ödün vererek, çok daha çabalayarak ilerlerim. Şimdi bunun hem artı yönü var hem eksi yönü var. Eğer ki evet ben bu yapıda e, kabullenmediler beni. Tamam ben kendimi çok iyi bir yere getirdim. Tamam, amacıma ulaştım. Ama dediğin gibi böyle bir yerde ne olmuyor? Amacına ulaştıktan sonra evet ben bir yere dindim ama hala mutsuzum. Hala bir şeylerin daha Bir arayışa olması. geçiyoruz. Kesinlikle o İşi, bulunduğum mevkiyi, bu bedeni ben içeriden yani isteyerek mi böyle olmasını istiyorum? Yoksa dediğim gibi bir aile, bir arkadaş, bir etekinin referansıyla mı? Yani bu şöyle oluyor. Daha öncelerinde bundan çok bahsetmiştim. Benim bir kendiliğim var. Bir de kendiliğimi oluştururken nesne dediğimiz anne tarafım var. Yani bunu bir de Dumble gibi düşünürsek, bakım veren diyelim bunu. Bakım verenin burada... Ben buradayım. Bunun arasından bakım verenin bana sevgi dolu ya yani ne kadar tatlı bir çocuğum var dediğinde kendimi burada bir duygulanım çubuğu gibi düşünün. Bu duygu bana doğru geçiyor ve ben kendiliğimi oluşturuyorum. Evet. Sonrasında bu annenin üzerine bir de bu dambalı koruyucu böyle koyduğunuz koruyucu bir yer düşünün. Burası da aslında baba standı da diyebiliriz buna. Ya ben koyduğumda kendimi arkama yasladığımda kendimi çok güvende hissediyorum ya. Evet. Bir derdim olduğunda kendimi iyi hissetmediğimde Babamı arayıp ben her şeyi söyleyebilirim. Ee, bir, bir çocuk için bu çok güvenli bir yer aslında. Şimdi bunun üzerinden ne oluşuyor? Bunun, bu yapı sağlamsa, ben iş yerine gittiğimde diyorum ki ben kendimi bu pozisyonda görmek istiyorum. Şöyle bir yerden değil, bu yapı oluşmadıysa ben kendimi bu pozisyonda görmek istiyorum. Tamam geldim, mutsuzum, daha fazlası. O zaman ne? Dış odaklama ben buraya geldim. Dış odaklıysam, nesne odaklıysam, sürekli bana bakım verenler işte e, beni gö görsünler diye açıkçası bunu yapıyorsam estetik müdahale de yaparım. Çalışma hayatında da sürekli geldiğim yer hiçbir zaman beni aslında mutlu, yani mutlu etmez. Evet, genel olarak baktığımızda da hani şöyle bir söz de vardır ya, kadın kadına yapıyor her zaman. Kadının kadına yaptığını kimse yapmıyor. Böyle bir hani söylem de vardır. Gerçekten bu yargılama konusunda, eleştiri konusunda kadınlar kadınlara karşı daha acımasız oluyor. Çok özellikle belki bazen farkında olmuyorlar. Mesela özellikle kadın ilk anne olduğu dönemlerde e, baktığı zaman etrafındaki Hı. diğer annelerden, Halbuki aynı şeyi onlar da yaşamış. Onlar da o dönemi yaşamış, loğusalık dönemini. Ama en büyük acımasızlığı onlardan görüyor. Neden böyle bir denge var? Neden böyle bir denge var? Ben hep şunu söylüyorum. Bir öteki istediği her şeyi yapabilir. Benim ona verdiğim davranış burada çok önemli. Yani istediği eleştiriyi yapabilir, istediği yorumu yapabilir, istediği tavsiyede bulunabilir. İnsan sonuçta herkes böyle bir yetmek iyi etmek için bir çaba içerisinde oluyor. Ama önemli olan bu noktada benim bu kısmı ne kadar alıp ne kadar almadım. Yani hatta yine duygu atma kısmına geleceğim sanırım ben. Ee, yani birçok şeyde bu duygu atmadan biz sanırım iletişim kuramıyoruz çoğunlukla. Peki duygu atma derken bunu biraz daha açabilir miyiz? Nasıl duygu atacağız? Ee, yargılamak, savunmak ve kurtarmak sanırım buralarda. İşte bir şey konuşurken örnek veriyorum, ee, işte bir cümle... Aslında bu böyle demek istedi. Yok, öyle bir şey demek hmm. istemedim ki ben. Orada hep bir kurtarıcı rolüne girdiyse, örnek veriyorum işte anneyi babadan kurtardıysa, babayı anneden kurtardıysa, arada sürekli bir denge halinde olduysa, sürekli olarak e, o kişi kurtarıcı bir rol içerisinde olur. Aynı şekilde şimdi bunların hepsi anne olduğum geliyor ve bir sürü yorumda bulunuyor değil mi? Veya eleştiride bulunuyor. Kendi içinden geçtiği dönemde o kadar çok eleştiriye maruz kalmış ki ancak bunu bir ötekine yaparak sistem rahatlayacak. Hmm. Belki bilinçsizce yapıyor değil mi? Tabii. İçinde bir, bir duygu açığa çıkıyor. Bu duyguyu da karşı tarafa atmadan duramıyor. Evet. Yani yine o atabilir, istediği her şeyi söyleyebilir. Ben bunun ne kadarını alıyorum? Evet. Ne kadarını e, kendi duygunmuş gibi benimseyip ilerliyorum. Yani bunu diyen kişilerde ben her zaman şu yapıyı görüyorum. Sanırım mesleki deformasyon da olabilir bu. E, kendini de tutamadığı, kendinde var olan duyguyu bana atmaya çalışıyor. Üzgünüm ben almıyorum. Yani doğrusu nasıl olmalı? Kabul etmemek Hı. mi gerekiyor? Direkt Kabul yüzüne etmemek. vurmak gerekir mi? Ee, böyle bir muamele gördüğümüzde. Şöyle mesela bir, bir örnek verelim burada. Yine bunun örneğinden gidiyor olsun. Yani sanırım sen öyle beğeniyorsun bunu. Ben öyle düşünmüyorum. Ben seviyorum böyle. Nasıl ha. geliyor? Evet güzel bence. <laughs> Bazen de ama şöyle oluyor. Yapmak istediği bir şey örnek veriyorum işte şöyle çok güzel giyinmişsin diyor ki ya çok güzel giyinmişsin ama ayakkabını, ayakkabını mı değiştirsen acaba evet. ya? E ne oldu? Ben çok güzel giymiştim ya. E şimdi ayakkabı ne alaka? Bir taraftan o yapıda hemen böyle bir küçük bir şey bulacak ki senin o mükemmel olan yapının içini bozmaya çalışıyor aslında orada. Evet. Yani kendinde var olan senin o güzel olma yapını boz, bozmak istediği yerde Seni bir küçük eleştirdiği yer. Hı, tamam. Sen öyle ya haklıysa. Bunda iyi niyet ar arayabilir miyiz mesela? Hı. Ya haklıysa gerçekten mesela o ayakkabı olmadıysa hı. ve bunu gerçekten iyi niyetiyle söylüyorsa hı hı. bunu nasıl anlayacağız? Ben bunu giymek istediysem benim için bu okeydir. o öyle giymek istiyorsa öyle giysin. Çünkü bunun evet. doğruluğu, yanlışlığı kısmı yine dediğim gibi kendime referans olarak ilerlemem gerekiyor. Bir ötekinde değil. <laughs> fikrini almak istiyorsak o zaman fikrini beyan etsin, değil mi? Yoksa öbür Yok, her şey... herkes fikrini beyan edebilir ki. Yani ötekinin davranışlarını değiştiremem ki gibi? Hı, Hı İstediği her şeyi söylüyor. Ama bizim İstediği toplumumuzda çok var değil mi bu? Hı -hı. Yani şöyle bir bakıyorum gerçekten evet. çok fazla kadınlar buna maruz kalıyorlar. Evet. Özellikle kadınlar maruz kalıyor. Erkekler ne giyse hiçbir şey söylenmiyor onlara <laughs> ya da dış görünüşüyle ilgili. Çok Ama doğru. kadınlara söyleniliyor. Çok doğru. Burada da bir eşitsizlik var yani. Çok doğru. Onda da sanırım hani biraz daha böyle tohum ve toprak örneğinden e, yola çıkarsak. Şimdi erkekte bir tohum var, kadında da bir toprak olduğunu düşünelim. Şimdi her zaman neye bakılır? Çoğunlukla hani toprak analizi yapılır değil mi? En son böyle tohumun kalitesine bakılır. Yani burada da e, o erkeğin tohumunu taşıyacak olan bir kadın var. Tümüyle çok iyi olmalı genetiğiyle. Halbuki doğaya baktığımızda tamamen doğal seçilim tam tersi değil mi? Mesela geçenlerde bir e, erkek kuşun şeyini dansını izlemiştim. Kadın kuşlar daha doğrusu dişi kuşlar çok daha böyle şey. Renksiz, dümdüz. Ama hayvanlarda zaten hep öyle olur erkekleri. Aha. Her zaman daha güzel olur, daha gösteriş. Olur. Şey tavus kuşları da öyle. Hı hı. Genel olarak bütün aslanlar çok doğru, öyle. Çok doğru. Aslında insan kültür yapısının da çıkış noktası böyle bir yerde. yani. Biraz daha kadınların daha gösterişsiz, erkeklerin tür seçiliminde ve eş seçiliminde daha böyle gösterişli olduğu. Dişileri daha etkilemek için. Aynen, güçlü, kuvvetli oldu. Ama bu bir parça sanırım Hani şu anki düzenle birlikte. <laughs> Tam tersine dönmüş Evet da. biz insanoğlu da... Biz etkilemeye çalışıyoruz. Biz etkilemeye... Dişiler erkekleri, kadınlar erkekleri etkilemeye çalışıyor. Ama hayvanlara baktığımızda erkekler kadınları etkilemeye, dişileri Hı -hı. etkilemeye çalışıyor. Hı -hı. Böyle bir e, evet. aslında bizim de doğamızda o olması gerekiyor diye düşünüyorum. Kesinlikle düşün. yani bu... <laughs> Burada eşit davranmıyorum. <laughs> Tabii ki de insanların ilk çıkış noktasında bile yani avcı toplayıcı tarafa geçmeden mağara döneminde dahi ne yapıyordu? Hı. Kadınlar biraz daha hani, hani pişirip yemeye biraz daha bakım verme kısmında ama... Ee, erkekler daha güçlü olmalı, dışarıdaki avı daha güzel yakalayın. Yani daha bir e, kadının yerindeki rolü vardı. Ama yavaş yavaş sanırım bu düzene geçindikten sonra tam tam tersini almış durumda. Yani bunun açıkçası bir sürü girdisi var. Yani bunun içerisinde bir parça sanırım e, dinle ilgili gelişme kısmı da var, toplumla ilgili gelişme kısmı da var, kapitalist düzen kısmı da var. Şimdi bakıldığında bile bir mağazaya gittiğin zaman erkek kıyafetleri nasıl? Böyle küçücük bir yerde değil mi? Ama kadın, kadın kıyafetleri, kıyafetleri her yerde. Evet. Şimdi bu Daha çok bu kadın güzende, kıyafetleri mağazası var evet, mesela. Evet. Çünkü kadın en başta konuştuğumuz bir bebek bakım vereceği için şimdi bu tişörtün vatkalısı var, vatkası var, böylesi var, biraz daha uzun var. Ve çeşitliliği daha hep fazla böyle görebiliyoruz. şey Bu da yetmiyor, bu da yetmiyor. Evet. Ya da bir yere gideceğiz. Dolabımız kıyafet dolu, giyecek bir şey bulamıyoruz. Çünkü evet. gerçekten bize farkında olmadan bastırılan bir şey var. Onu yenmemiz gerekiyor. Evet. Peki geleceğe daha umutla, daha güzel bir şekilde, böyle bastırılmamış bir şekilde, bir sistemin bizi koymak istediği yerde olmayacak bir şekilde nasıl durabiliriz? Nasıl bakabiliriz? Sanırım yine kendimizi referans olarak demek istiyorum. Gerçekten ne istediğimi, gerçek kendiliğimi keşfedip ya bu hayatı ben böyle yaşamak istiyorum. Bu referans noktam kendim değil de dış odaklı olduğunda ister estetik olsun, ister cinsiyet farkı olsun, ister kıyafet olsun, ister çalışma hayatı olsun bunun Hepsinde biyoteki üzerinden hareket etmeye çalışacağız. Sanırım biz kadınlar da evet hani e, daha sağ beyin e, odaklı gittiğimiz için evet duygusalız, evet. Bir bebeğe bakım vereceğimiz için çok çeşitli analitik düşünmek zorundayız. Bu bizim doğamızda ve yapımızda var. Evet hani bak bunlar bizim kabiliyetimiz. Bu arada herkes bu yapıda olmak zorunda da değil değil mi? Mesela bazı kadınlar anne olmak istemeyebilir. edebilir. Buna da saygı duymak gerekiyor. Çok Toplumun doğru. başka bastırdığı duygulardan bir tanesi de kadınsın anne olacaksın, evlen. Çoluk evet. çocuğun olsun ya da evlendiğin zaman ne zaman çocuk, çocuk ne zaman, ne zaman düşünüyorsun diye sürekli böyle bir baskıya da maruz kalıyor. Her <laughs> kadın anne olmak zorunda da değil, içinde onu barındırmak zorunda da değil. Yani herkes farklıdır demek gerekir değil mi? Çok doğru. Her kadın e, bebek doğurmak zorunda değil. Hatta doğurmadığı bir bebeğe bile bakabilir. Kesinlikle o şefkat bütün kadınlarda var. Evet. Hı hı. Bence çok güzel bir e, özet olmuş oldu. Son olarak size şunu da sormak Tabii. istiyorum. Şimdi e, bazı kadınlar çalışıyor, işe gidiyor, eve geliyor, evde iş, ev iş yapıyor, çoluk, çocuk vesaire derken böyle bir döngünün içerisinde, e, bu döngünün içerisinde hayatı kolaylaştıracak neler önerirsiniz bir uzman olarak, psikolog olarak? <laughs> hem bir eş olarak sanırım hem uzman olarak burada önerilerine önerileri olacak. Şimdi bir evde yaşıyorsak yine burada cinsiyetçi kısım hani eve geldiğinde yemeği kadın hazırlaması gerekir. İşte ev işlerini kadın hazırlaması gerekir. Tamam. Kadın çalışma hayatında yokken evet böyle bir düzen vardı. Çünkü aynı mağaradaymışçasına hani o mağara toplum kültüründe yaşıyormuşçasına. Burada hani evin içerisinde kalan türünü devam ettirmek için her bir şeyi burada çekip düzenler. Diğerinde görevi tamamen hani yaşayabilmek adına bize kaynak getiriyor olması. Ama şu an bu sistem eşitliği ilkesine dayanıyor. Bu yüzden de hani yaşadığı nevi sanırım iki cinsiyete kendisi benimseyip bir parça hani bana yardım et gibi değil de görev paylaşımı yapıyor olması. Çünkü hem kadın hem çalışıyor hem eve gelip bir kere daha mesai yapıyor. Onun yerine bir durup ya yani hani ben burada da çalışıyorum, evde de çalışıyorum. Burada Burada bir şeylerin düzenlenmesi gerekmiyor mu? Gerçekten de düzenlenmesi gerekiyor. Buralarda bir parça kendi hayatlarını kolaylaştırabilecek ne yapabilirler? Belki burada partnerle birlikte oturup hani iş bölümü yapmak. Ha bu iş bölümü karşı tarafa ağır geliyorsa belki bir e, imkan varsa bir yardımcı alabiliyor olmak orada. İşte e, evi idare ederken de dediğim gibi eşitler ilkesi üzerinden sanırım bunu yapıyor olmak. Yani bir erkeğe yemek yapmayı da... E, ...öğreteceğiz yeri geldiği zaman... ...o yapacak. Hani onu bir ona... ...bana yardım eder misin? Yemek yapabilir misin? Değil. Hı hı. Sen soğanı doğra... ...ben şunu yapacağım falan. Hı hı. O şekilde hareket etmek gerekiyor. Öyle değil mi? Sanırım şöyle. ilk söylediğin çok daha... ...şey. Nasıl? Çok daha pozitif. Çünkü şöyle... E, ...şimdi bizim... ...kültür yapımızda erkek çocuklar hiçbir zaman... ...ev, ya, ev evet, evet Hiçbir zaman anneler yapmamıştır. Yine burada anne var. <laughs> şöyle Kadın hiç var. yürümediğinizi düşünün hiçbir tamamen emekliyorsunuz. Size diyorlar ki bir kere de ayağa kalk. Kalkabilir misin? Kalkamazsın. bir yürüme denemeleri yapman gerekiyor. Yani soğanın nasıl kesileceğini birkaç defa deneyimlemen gerekiyor. İşte çamaşırların nasıl atılacağını birkaç defa deneyimlemek gerekiyor. Aslında hani kültürümüzde bir parça erkek anneleri bu kabiliyetini ellerinden alıyor gibi. E kız çocuklarına bunların hepsi gösteriliyor. Bir de bunun üzerine gidiyor. Mesleki kısmı da koyuyor. Düşünsenize burası çok dolu. Ama bu tarafta bir parça sanırım bakım verirken bu işte ev içerisindeki kısım da unutuluyor. İlk söylediğindeki gibi hani ben yemek yapıyorum sen son, sonu keser misin? Ya da şunu ekler misin? Örnek veriyorum ben başka bir şey yapıyorum sen birazcık karıştırabilir misin? Orada aslında bilmediği bir kabiliyeti yeniden öğreniyormuş gibi. Bir parça erkeklerin içerisinde. Evet, erkekleri de dahil edeceğiz. Hayatın o üçgeni, o döngüsünden kurtulmak için eşlerimizi, partnerlerimizi de o hayatımızın o döngüsüne koyacağız ki bize de bir nebze rahatlık, bir nefes alma olsun diyebiliriz değil mi? Hı, tabii ki de. Girmek Hayat müşterektir, da, her şey eşittir diyeceğiz değil mi? Çok doğru. Girmek istemiyorsa da kolaylık sağlama açısından bir öneriyle gelmesi çok daha güzel olur sanırım. Çok teşekkür esimden. ediyoruz. Buyurun mutfağımıza geçelim. Güzel lezzetlerimizden tadalım. Hı hı. Serkan şefimizin yaptığı çok güzel bir tatlı var. Bir şey değil mi bu? E, güne özel bir tatlı olmuş gibi. Kesinlikle özellikle tercih ettim. Ee, <laughs> böyle bir evet, değil mi? Güzel, böyle. hoş bir sunumu olan, güzel bir sunumu olan, renkleri göze hı hı. hitap ediyor. Biliyorsunuz yemekler önce göze hitap edecek. Sonra damağımızı ve limenize. Evet. Ee, ne yaptık bugün işte risotto'muz vardı mantarlı risottomuz Biz Tadına vardı. bakalım. Hemen ben Üzerimden size kısa geçelim. bir şey ha. yapacağım, servis, servis yapacağım. <laughs> o, Biraz üzerine de parmesan peyniri. Evet bunu biz şimdi tadına bakarken <laughs> siz ben de size Üzerinden geçersiniz. Evet. Hı -hı. Nasıl yaptığımıza dair. Bu arada e, kremasını hı. da yapmışsınız. Onu normal şeyde ben Mario usulü. Şöyle e, kremamızı böyle şey kıvamına gelecek kadar hafif tıkırdattım açıkçası ılık hale getirdim. bir tavada. Aynen öyle içerisine e, şey yaptım dediğim gibi e, çikolata damla çikolatalarımızı ekledim. Kendi kendine erimiş oldu. Aynen hemen. Sonra karıştırım. üzerine de ekledik. Zaten. Evet. Buyurun. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Evet. Şimdi biz böyle tadına bakacağız. Geçelim, evet derselim. nasıl yaptık? yaptık? Soğanlarımızı kavurduk çok ince doğradığımız soğanlarımızı üzerimize arborio pirinci, risotto pirincimizi koyduk hmm. ve güzelce. E, nişastasını ortaya çıkartana kadar onu güzelce kavurduk. Bunda da biraz da tuz ve sirke'den yardım aldık. Elma sirkesinden yardım aldık nişastayı ortaya çıkartabilmek için. Daha sonrasında o kremamsı kıvamı verebilmek için hazırladığımız kemik suyunu, ilk suyu ne derseniz artık et suyu, Hı -hı. sebze suyu onunla azar azar, yedire yedire 6-7 seferde suyumuzu ilave ettik ve bu kremamsı dokuyu elde ettik. Hı hı. Piştiğine kanaat getirdikten sonra bir tarafta kavurduğumuz zeytinyağında kavurduğumuz mantarlarımızı ilave ettik. Altını kapattık. Üzerine bir 200-250 gram kadar parmesan peynirini kattık, karıştırdık ve çok soğuk buzdolabından çıkardığımız e, tereyağı. tereyağı ilave ettik ve sunuma hazır hale getirdik. Bayıldım. Her çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Dayanamadım. Bir kaşık alayım dedim. Afiyet olsun. Üzerine dört kaşık daha geldi. <gülüyor> <gülüyor> Hız hızlı hızlı <laughs> yemişim oğlum. Afiyet olun. olsun. Ellerinize sağlık. Tatlıya armut, da bayıldım. Poşe evet, armut tatlısında o, da. O şey baharatların mutlaka girmesi evet, gerekiyor. Ben... Onları isterseniz tekrar edelim. Bir şey, Hı -hı. şey yapalım. Ne yaptık? Armutumuzun... Şerbetinde birçok evet. baharatımız vardı. Armutumuzun evet. kabuklarını soyduk. iç çekirdeklerini çıkarttık. Daha sonra işte e, iki litreye yakın suya 750 gram kadar toz şeker kullandık. İçerisine kattığımız baharatlar neydi? Çubuk tarçın kattık iki tane, kakule kattık. ondan muskat cevizi rendeledik bir miktar, ıı, e, yıldız anason ve e, karanfil kattık. Rengini nereden alıyor? Hibiskus. Kurutulmuş Hı -hı. hibiskus. Çok o güzel olmuş, zaten değil mi? içine Hı -hı. girer girmez beraber o hemen rengini veriyor. Bir kapağı açık bir şekilde yaklaşık 30 35 dakika kadar pişirdik. İçine güzelce çekmesini, rengini almasını sağladık. En son da servis sırasında şerbetinden bir miktar ayırdık ve nişasta ile çok az hemen bir kaşık nişasta ile şöyle bir şerbetini koyulattık ki gerek kalmayabilir daha uzun kaynatırsanız o kendi koyuluğunu zaten alacaktır Hı. ama burada hani programda hızlı olsun diye hemen böyle nişasta ile birazcık sosuna kıvam verdik üzerine de ben mari usulü hazırladığımız ganaj çikolatamızı ilave Hayır. edip Üzerine fındıkla Fındık, süsledim. Evet. Fındıkla süsledim. Ne güzel olmuş. Ellerinize Afiyet sağlık. Olsun. Gerçekten harika. Risotto'ya da bayıldım. Evet. Biz e, Günaydın Hayat'ta kaç kaç bölüm oldu hala hiç risotto yapmamıştık. Ben bayılırımizi. Size nasıl bana oldu nasıl gerçekten? Oldu? Evet. Çok mutlu oldum. Evet. Böyle özel günde. Dediğim gibi kadınlarımızı böyle güzel iki tarifle. Ee, hmm. merhaba demek istedik. Dediğim gibi başta da söyledim. Umarım beyler de izlemiştir. Belki akşama eşlerine küçük bir sürpriz yaparlar. <laughs> evet. Bunu yapmasalar bile mutlaka bir sürpriz yapacaklardır. Dedim biz <laughs> birazcık. Biraz öyle. <laughs> birazcık... <laughs> <laughs> Beklentim o yönde değil. <laughs> evet, yapsın da ne yapıyorsa yapsın diye. Ya şu kendim bile acaba yapabilir miyim diye düşündüm. Pirincine bakıyordum hani. Ee, yapılır ya. Evet, pirinci neydi bunun? Arborio pirinci. Arborio ama Baldo pirinci de kullanılıyor. Baldo pirinci. Kırık pirinçler var. Onlar da kullanılıyor. Olabilir. Yani. Aha nişastası var. Hani bol nişastalı olması bizim pilavın, Türk pilavının tam aksi. Orada nişastayı ortaya çıkartıp <laughs> evet. kıvamı elde etmeye Biz çalışıyoruz. Biz daha çok nişastalı. Evet. Süzüyoruz. Aynen. Atmaya çalışıyoruz evet. tane tane olsun. Güzel çok bir doğru. Türk evet. pilavı o tabii ki. Onun da lezzeti ayrı ama bu lezzetlere de ben diyorum. Kapalı kalmayalım. En azından <laughs> deneyelim. Belki severiz. Çok güzel olmuş. Evet, Emeğinize sağlık. Ellerinize Harika ediyorum. gerçekten. Meca Hanım size de çok teşekkür ben ediyoruz. teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. İyi ki geldiniz. Çok hoş bir sohbetti. Görüşmek üzere yine. Teşekkür <laughs> ederim. Kadınlığımız kutlu olsun o zaman. <laughs> Sevgili izleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Herkese öncelikle hayırlı cumalar diliyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nüz. sadece bugün değil, senenin her günü kutlu olsun. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.